Dedenin karara varılması gerektiği için geldim. Aha. Karşısına oturdum. Hadi kendini tanıt Nurullah'a. Ebru hoş geldin. Hoş bulduk. 19 yaşındayım. Seninle aynı mesleği yapıyorum. Emlak sektöründe çalışıyorum. Hayatım böyle. Annem, babam ve abimle birlikte yaşıyorum. Aynı çatalda. Öncelikle cesaretli kızları çok severim. Ve gerçekten çok cesaretli bir kızmışsın. Çünkü ben buradan sana gönderme yaptım. İstemiyorum gibi bir şeyler konuştum. Ona rağmen bana talip olmak istedin. O yüzden teşekkür ediyorum sana. Ve cesaretli kızları o yüzden çok seviyorum. Ama sana tabii aklımda bazı soru işaretleri var. Bana sormasın inadına mı çıktın sen? Şimdi şuna şöyle bir cevap vereyim. Ben çok kısa bir şey konuşmak istiyorum. Konuşacağız. Kimse de sözümün bölmesini istemiyorum. Ben konuşayım. Ondan sonra söz aynen, konuşmak zaten tek tek konuşun çocuğum. Söylesin. Evet. Ben bitirdiğimi dile getireyim. Ondan sonra cevap verecek insanlar kim olursa olsun ona göre hayırdır cevap versin. Inşallah. Buyur bakalım. Şimdi Sedam abla ben evet ben bir şeyler hissediyorum Nurullah'a karşı. Nurullah anlat bunları. İlgi duyuyorum sana karşı. Ne bileyim gördüğüm zaman evet diyorum istiyorum. Ama Solmaz'la daha önceden bir konuşmuşluğum vardı. Solmaz'ın şu anda bu durumda olması sevdiği hani. Oturdum ya akşam Enikon'a oturdum. Nurullah dedim, Solmaz dedim, ben dedim. Böyle bir üçleme yaptım. Solmaz'ın yerine kendimi koydum bir an üzüldüm. Onun yerinde olsam ne olurdu acaba diye. Kendim olarak düşündüm, ben de üzülüyorum dedim. Nurullah'ın kafasında bitti mi bitmedi mi belirsiz. Çünkü yaşanmışlıklar var bir ay kadar. Ben sizin ilişkinizde bile dahil olduğumda hiçbir zaman demedim ki ikisinin birbirine sevgisi var veya da birbirlerine yanlışı oldu diye. İlişkinize her zaman saygı duymaya çalıştım. Veya da ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama ben artık hani bir şeylerin neticeye varılmasını söylüyorum. Üçüncü şahıslar çok müdahaleci oluyor. Sen de bir ara üçüncü şahıstın farkındaysan. Bak üçüncü şahıstım evet. Ama yine ben her zaman dedim Nurullah'ın bana karşı bir ilgisi veya da bana karşı bir hareketi yok. Onun peşinden koşan benim. Niye ağladın? Yusuf ne oldu? Niye ağladı Hatice? Al mikrofonu al. Soruyorum bir şey söylemedi. Birdenbire oldu yani anlamadım. Allah Allah. Hayır ekran başı merak etti. Yönetmen görüyor çünkü seni. Ağladın. Niye ağlıyorsun? Ağladım şey oldum da. Şöyle şimdi Nurullah buradan girerken oğlum aklıma geldi. Bir. Ha. burada da yanında da o. Biraz sakinleş bakalım da konuşuruz. Tamam Ebru biraz sen sakin. Anlat anneciğim. Biraz sakinleş bu Yusuf konuşuruz. Anne evet şu anda ben sana çıktım. Senin kafanda da illaki hani karışıklık vardır, düşünceler vardır. Çünkü her şey hızlı telaffuz ediyor. Her şey hızlı gelişiyor. Her şey hani bir anda gelişiyor. Bir anda pat bir şey oluyor. Üzerine pat bir olay oluyor. Hani benim tek isteğim senden ne anlamda olmasını istersen iste. İster arkadaş anlamında bir yemek yemek olsun. İster ne bileyim hani adayını tanımak olarak. Şimdi en azından, arkadaş burada bak, arkadaş falan yok. Ebru, bak, beni dinle. En azından baş başa bir konuşmuş olalım. Bir şeyin neticesine varalım. Yemek de değil bu illaki. Hani en azından baş başa bir konuşmamız olsun. Olur veya olmaz. Anladın mı? Ben çünkü gerçekten 15 gündür iyi değilim. Durup dururken insanlara bağırıyorum. Çok kırıcı oluyorum. İşimle alakalı hiç ilgilenemiyorum. Elemanlarımla sürekli, çalışma arkadaşlarımla sürekli sıkıntı yaşıyorum. Ailemle sıkıntı yaşıyorum. Hani ben... Benden dolayı mı sıkıntı yaşıyorsun? Senden dolayı değil. Olduğum durumdan dolayı. Hem istiyorum hem de yanlış mı bir şey yapıyorum diye düşünüyorum. Bitti. Hem bak, unutamıyorum. Bak, gözlerim işine bak bitti diyorum. Niye biliyor musun? Bak nerede oturuyor şu anda. Tabii ki de alaylarımı taliplerimi bekleyeceğim burada. Bak. Ayakta karşılamalar. Zaten bitti artık. Cidden bitti artık yani. Ebru'yu ayakta mı karşıladı? Solmaz. Ebru ya da Fatma, Ayşe, Fadime. Hiçbir şey fark etmiyor artık. Oyun benim için çok çok büyük bir sorun. Aslında sorun olan da ne biliyor musun? Ben bunu defalarca söylemekten gerçi zaten sıkıldım, yoruldum. Oyunu tercih etti, sevgisini es geçti, pas geçti yani. Oyun derken dans etmeyi dans tercih etmeyi, etti. Dans etmeyi evet. Tabii ben onun örf adetine saygı duyuyorum, duymak zorundayım zaten. Ben geçen de söyledim, Solmaz'ın gerçekten adını bile ağzıma almak istemiyorum normalde. Ama her seferinde buraya çıkıyor bana kasıtlı kasıtlı hareketlerinden dolayı ben de rahatsız oluyorum. Bak sen Talib'inle burada konuşurken aynısını yaptım. Rahatsız oldun mu? Hiç kenarımdan bile şu anda geçmiyorsun yani. Oldu mu? Oldu mu? Karıştım bak. Benim Selçuk'a da saygısızlık bir hareketim oldu. Onu yapmayacaktım. Oldu mu? Nurullah. Oldu mu?
Sen de bundan sonra benim taliplerimin arasına girmeni istemiyorum. Ne alaka şimdi? İstemiyorum. Ne alaka şimdi? Senin yüzünden taliplerim öyle kesiliyor. İstediğim yere istediğim zaman girerim. Peki Ebru, Nurullah'ın hayır demesine rağmen şansını denemek istedin tekrar çocuğum. Annen bile telefona bağlandığında senin Nurullah'a olan duygularından bahsetti. Peki Nurullah'ın şu an doğru karar verebileceğine inanıyor musun? Bilmiyorum Seda abla. Doğru veya yanlış ama sonuçta ben de artık yani uzun bir bayağı bir süre oldu. Ben de artık yıprandım. Hani, bak Başak çok akıllı, çok zeki bir kız. Yoruldum. Kafası karışık. Ben bu şeye girmek istemiyorum dedi. Bıraktı kız. Sen de böyle diyebilir misin? Bir şey söyleyeyim mi abla? Başak harbiden yani ben senin az önce reklam arası yaptığın tavırları falan Seda abla'ya söylemek istemiyorum. Burada herkes böyle usulüyle oturup reklam arası nasıl laf atıyorsa burada da aynı hareketlerini görmeni istiyorum, anladın mı? Sen bu değilsin yani. Bu değilsin. Kendini Seda abla'ya bence iyi tanıtmanı isterim. Beni gördün, bir saygısızlığımı gördün mü? Çıktım milyonların karşısında gene sana saygımı bozmadım, özür de diledim sana. Reklam arası bana dediğin 4-5 tane kelime var, onları burada söylemem. Benim karakterime... Hani... Söylemeyin zaten. Her şeyi dökmeyin buraya. Söyleyebilir Seda abla, ben yanlış bir şey konuştuğumu düşünmüyorum. Gerçekten yaptığı tavırlar, sergiledi, benim duygularımla oynadı. Çıkman, solmaza sevgin bitmeden bana talip çıkıyorsun. Bu çok yanlış bir şey. Şimdi ben sana bir söyleyeceğim Başak. Hiç ben hoş sana, bir şey değil ben yani. Ben sana buraya talip oldum. Evet bak ben hiçbir şey inkar etmiyorum. Oldum. Ben seninle... Senin duygunu ne bileyim böyle yani duygun olacak hiçbir hareketim olmadı ki. Tamam bana talip oldun. Peki sadece adımı bildin, nereliyim olduğumu bildin. Bunda bir şey yok ki bunda. Çayda neden benimle konuşmadın? Çayda konuşmadım çünkü Selçuk solmaza talip olurken direkt hedef bendim zaten. Gelip bana oradan laf atması falan. Ben tabii çılgına döneceğim orada. Kusura bakmayın böldüm. Ben sana orada hiçbir şekilde laf ettim. Selçuk. Hani... Sana talip geliyor, benim daha çok hoşuma gidiyor, buna emin ol. Hani kapılar bana daha çok açılıyor. Kala kaldım diye bir şarkı göndermiştin bana. Bak. O şu an sende. O şarkı bak, ben senin kararını biliyorum sana ama bak şu an kapılar bana daha çok açılıyor. Keşke sen bir sürü talibin gelsin. Şarkı mı göndereceksin sende? Yok abla ben... Selçuk, bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Böyle konuşuyorsun. Ama karşıdaki insana saygı duyman gerekiyor. Hiç kimsenin ilişkisine veya da hayatına müdahale etmen yanlış. Bir kişiliğiyet hakkında, bir kişi hakkında da bu şekilde yorum yapmak, kala kaldın falan diye bir yorum yapmak çok yanlış. Ben seni uzun zamandır ben burada yokken de izliyordum. Sen burada uzun zamandır buradasın. Hiçbir ilişkine ben seni şimdiye kadar saygı duyduğunu görmedim. Benim bu kendi görüşümdür. Hani nasıl yargılanır, nasıl görülür onu bilmiyorum. Ama lütfen ben şu an karşısındaysam Nurullah'ın laf göndermesi yapma. Peki Nurullah'ın bana yaptığı bir... diyor bana karar anındayken. Tamam da aynısını buysa, Solmaz da ona yaptı. Aynısını Solmaz Ebru, da ona yaptı. Ebru şimdi sen böyle diyorsun da hani ben sana diyorum ki. Onların ikisinde bir olan bir şey çatışma. Şimdi, küçücük bir şey diyeceğim. İkisinin arasında hiçbir olan bir çatışma. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde Solmaz ismi geçmesini istemiyor Nurullah Bey. Lütfen Solmaz ismini karıştırmayınız. Bir de bu saatten sonra sen bana hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde karışamazsın. Yönlendiremezsin de. Bunu da bil, o aklına sok. Niye, ben seni yönlendirdim mi bu zamana kadar? Ben sana bunu da söyleyeyim dedim, içimde kalmasın. Aynen, yara yapardı. Evet. Şimdi sağlıklı karar verebiliyorum. Başak'ın ablası Fatoş hattımızda. Fatoş'cum. Hayır. Başak gel annem yanıma. Mikrofonu al da gelsin Olmaz'dan. Hoş geldiniz Fatoş Hanım. Hoş bulduk. Evet buyurun. Nasılsın Fatoş? Fatoş Hanım. Sağ ol Seda ablacığım, siz nasılsınız? İyi yavrum, iyiyiz biz de. Allah'a iyilik. Kardeşin karşında bak. Evet Seda ablacığım, ben izledim, seyrettim. Evet. Başak'ın bütün kararlarına saygı duyuyorum. Çünkü Başak gerçekten otoriter bir kız. Yaşına göre kendini taşıyabilen bir insan. Evet. Ama Nurullah Bey'in yaptığı hareketi ben Nurullah Bey'e kesinlikle yakıştırmadım. Çünkü Nurullah Bey aslında kendi kişiliğini taşımayan bir insan. Nurullah Bey'den... Ve bir daha rica ediyorum Seda ablacığım. Benim kız kardeşimle Nurullah Bey'in isminin yan yana geçmesini istemiyorum. Kız kardeşim... Fatoş. Ben neyse terimi bozmak istemiyorum. Ben. Fatoş. Efendim ablacığım. Nurullah Başak'tan ve sizden, bütün aile olarak sizden özür diledi. Duydun mu yavrum onu? Evet duydum ablacığım. Ha, özrünü evet. Diledi yani. Ama gençler aralarında... Seda ablacığım, ben sizi çok seviyorum. Eksik olma. Ben milli boksörüm. Hani...
Eyvah Nurullah. Sürekli yurt dışında olduğumdan dolayı ben kardeşim oraya destek çıkmaya gelemedim. Gelirsen. Ama gönülden her zaman. Ay Patos gelsene. Gelirsem diyorsun. Ay ya gelsene bir iki şey göster ya. Ablacığım. Benim bir ihtiyacım var şunlara bazen. Ve bu arada ben Solmaz Hanım'ın da çok büyük bir hayranıyım. Onun oturmasını, kalkmasını, kişiliğini çok beğeniyorum. Ve kesinlikle onu Nurullah Bey gibi birine yakıştırmıyorum. Yanlış anlamayın. Çünkü neden? Bak, Nurullah Bey evet. Orada kendini çok ön plana çıkartan, çok beğenen, bunu açıkça söylüyorum. Kendini mi beğeniyor? Evet, kendini çok beğeniyor. Egosu hani, yüksek. Nurullah kesinlikle ego. Onaylamıyorum. Kız kardeşime yaptığı şeyi de terbiyesizlik olarak kabul ediyorum ve özrünü de kabul etmiyorum onun. Yani öyle kişilikte bir... Kızdığın şey... Öyle kişilikteki bir insanın özrünü evet. bile kabul etmiyorum çünkü... Benim şimdi bir şey söyleyeceğim size. Senin kız kardeşinin duygusuyla oynadın mı? Oynamadım. Siz dün burada bağlanırken bir dakika söyleyeyim ben. Ne dedim? Başa Nurullah Tayyip olması için resmen yalvardım dedi. O zaman söylediğiniz kelimeleri unutmayın, anladınız mı? Ben o kızın duygusuyla falan oynamadım. Senin kız kardeşini çok terbiyeliyim diyorsun. Bana reklam arası ettiği argo kelimelere saygı duyuyorum dedim, anladın mı? Ama ben de böyle bir kişilikteyim. Ben kendimi beğendim falan değil, anladın mı? Bütün herkes kimin ne olduğunu biliyor. Ben sizin söylediğiniz her şeye saygı gösteriyorum. Çünkü öncelikle orada Seda abla var. Allah razı olsun. Ben sizi kahve bile almıyorum. Çünkü neden? Önce orada oturabiliyorsunuz. Anladınız mı? Sadece konuşmalarınızla ekran başındaki insanların başını ağrıtmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben bunu da size dile getirmeyi istiyorum. Seda ablacığım sizden çok özür dilerim. Sizi Fotoş çok seviyorum. Seni bir gün bekliyoruz buraya. Abla ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi dün beni bu kadar isteyen bir insan bugün bana aradaki farkı küçük söyleyecek ablam, yani. Büyük ablam değil. O Hülya ablamdı. O Hülya ablaydı. Bu başka bir abla. Ya onu aradın söyledin. Ara bunları söyle diye. Selçuk sen tekvandocusun. Milli tekvandocumuzsun. Fatoş Hanım da boksörmüş. Fatoş Hanım merhaba. Bir konuş. Yan yana otur. Durun ciddi anlamda çıktıysa bana dedi. Tabii ki de evli. Reklam arası bana söylediğin şeylerden sonra ciddi seni ciddi iyi tanıdım. Ben o yüzden artık ben burada konuşurum. Konuş. Sakın bana darılma canım benim. Ne dedin? Sen dedin oturman kalkman on numara. Sen dedin beni taşırsın de. Başa dedi. Dedim. Dediğini de gördün. Reklam arası bana evet ettiği şeylerden sonra beni sen taşıyamazsın. Çünkü ben öyle çift karakterli bir insanla olamam. Neyse tamam olamam. Reklam arası konuştuklarınızı buraya taşımayın çocuklar, yapmayın. Ben tek bir şey inanıyorum, bazı şeylere emek göstermeden hiçbir şey olmaz. Benim Nurullah'tan ilk etkilenme sebebim şuydu. Benim bir yanlışım olduğu zaman Nurullah'ın bana hani sanki böyle ailemden biriymiş gibi. Bak Ebru yanlış yapıyorsun, dur. Çünkü ben fazla baba sevgisi görmemiş bir kızım. Ben her şeyimi kendim sağladım. Her şeyimle kendim ayakta durmaya çalıştım. Evet benim tabii ki de çok büyük yanlışlarım vardır. Gittiğim yanlış yollar vardır. Aldığım yanlış kararlar vardır. Ama her zaman Nurullah'ın hani bir şekilde bana müdahale etmesi hani bana böyle sahip çıkıyormuş. Belki o kardeş gözüyle yaptı. Peki evet. Yorum yapın Nurullah'la Ebru için yorum yapın. Murat. Solmaz'la barışsınlar, barışacaklar bilmem ne deme. O zaten Allah'ın emri. Onu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ebru ile ilgili konuşsuz. Bir de bir şey söyleyeceğim ben Seda abla. Konuş arkadan. Ben bir kere baba. Şunu söyleyeyim. Nurullah'ı çok seviyorum. Biraz önce yani onu kimseye burada yedirmem bu bir. Nurullah'ı zaten kimse yiyemez. Yani. Gerek yiyemez. Yok. Çünkü çocuk efendiliğini bozmuyor. Yani binlerce kişi sırada bekliyor talip. Bozmasın çıktı, zaten. Başak Hanım'a çıktı. Yani çıktı yani bir şey yok bunda. Efendiliğini bozmadı adam yani. Sen de... Yani olumsuz bir... ...sine sahip diyordu. Bir şey... Olmadı ama şimdi bu ya. Nurullah da benim gibi güçlü karakteri bir yer istiyordu. Ne oldu Nurullah? Nereye gidiyorsun? Nurullah? Çocuğun siniri bozuldu. Evet. Nereye? Kapıyı açın kapıyı. Sen nereye gidiyorsun? Aha. O
Olmadı ama şimdi bu ya. Nurullah ağlıyor diyor. Bir şey diyeceğim. Kız Ebru, çok seviyorum seni, bunu biliyorsun. Biliyorum abla. Vazgeç Nurullah'tan. Ya abla, şu an bana olur veya olmaz diye bir şey söylesin çünkü ben gerçekten çok yoruldum. Ben sana burada başka birini yakıştırıyorum. Sen bir şey söylesin sonra istiyorsun değil mi kulağına sana? Sonra söyleyeceğim kulağına. Yok ama o bir şey söylesin istiyor. Bana bir olumlu olumsuz bir şey yapıp gideceğim diyor. Söyleyemez adam, al gitti bak. İyi ya. Bunun anlamı ne demek? Ne kedi dedi? Gibi arkasından o kalktı yanında, olumsuz demek istiyor. Sonmaz da kedi gibi arkasından koştu gitti. Başka bir şey var mı? Orada oturman bile yanlış. Üzüleceksin annem. Üzülmeni ben şurada istemiyorum. Oturmamın sebebi Seda ablanın bana bir şeyler anlatmasıdır. Evet. Ve o benim annem yerine onun dediklerini aynen dinliyorum. Sakın bana şu an orada oturman bile yanlış diye bir kelime kullanamazsın. Ya ben hiç kimseye adına benzemem. Ben sadece seviyorum, değer veriyorum ve sevgimin arkasında duruyorum. Tamam, benim karşımda sevgi duyduğum insan da bana olmuyor, ben seni arkadaşım olarak görüyorum derse de saygı duyarım ve bundan sonra ben de ona bravo arkadaş gözüyle bakarım. Aferin bravo çocuğum, biliyorum. Öyle bir kız o. Nurullah, sinirim karar bu anı yapıyoruz. Bu kız gerçekten senin verdiğin karara göre hareket edecek bir kız. Doğru. Benim Ebru'ya karşı oradan kalkıp olumsuz bir hareketim yok. Gerçekten arkaya da gittim, sinirimi tutamadım orada ağzından bir çıkacak diye. Başak'ın ailesi bana o kelimeleri etmeye hakkı yoktu Seda abla. Gerçekten de yoktu. Git otur. Bak, karşıma çıkmış hala gülüyor. Böyle bir şey yok. Gerçekten de yok yani. Benim konuşamadıklarım. Ya sen konuşma. Çift karakterlisin belli. Kendini ortaya koydunuz işte. Hepiniz. Bir bayanın saygım bile yok. Benim sana saygım olmaz. Ve ailenden saygım özür dilediğim sürece ailemde çıkmış burada. Ya kabul et. Ben size karşı gene yanlışım varsa gene özür dilerim. Ama dünle bugün arasında değişen fark yok. Çünkü ben gerçekten kardeşinizin sadece duruşunu beğenerek çıktım ona. Ama ne oldu? Kardeşiniz bana 2-3 kelime, argo kelime kullandı. Ben onu da bak ona gene çıktım burada özür diledim. Ama siz bunu anlamayacak kadar neyse gene özür diliyorum. Çayda benimle konuşmuyorsun. Ne kadar ciddi olabilirsin ki sen? Bir ciddiyetini ölçer misin? Solmaz, sen niye gittin peşinden? Ben ablasının söyledikleri onun ağırına çok ağırına gitti. Sana bunu ne? Sana ne Solmaz? Ama bana gördün mü dediler. Evet, hayır, bana öyle dediler. Hayır, teselli anlamında tabii ki de. Ama teselli öyle dediler. Anlamında. Al gördün mü dediler bana. Barışma anlamında hiçbir şey yok. Teselli anlamında. Siz yapıyorum ekran başında. Kalbini çok kırdım. O neden ağladığını ben tek biliyorum. Gel abi, senden özür dileyeceğim. Bak böyle bir stüdyo. Görüyorsun değil mi Semra Hanım? Abi kusura bakma. Şimdi iki çocuk da iyi insanlar. Solmaz da mükemmel bir kız çocuğu. Evet. Başka bir şey yok. Evet. Güzel. Böyle geçelim işte. Güzel. Karar anı yaptık mı diye ne olduk? Yapın, evet. Hadi yapın, hadi da karar kararını versin. Evet. Ne diyorsun Nurullah? Ebru, ben sana gerçekten hani beni taşımayacağını diye düşünüyorum. O yüzden kararım olumsuz. Hayırlısı. Öyle en azından bir cevap almış. En azından bir cevap almış. Ben de ona göre yoluma bakarım, evet, yani.